İlk açıldığı andan beri buradayım. Çok güzel buranın Şartlarından vesaire. şartlarından, yani herhangi bir sıkıntı, temizlikten, yemekten, efendi, aklına ne gelebiliyorsa yani. Burada çamaşırın yıkanır, gelir, hiçbir şeye tutmasın. Yani temizliğinden al, şeysine kadar çok güzeldir yani. Ya, Şimdi araya bu tabi soruyorum. önceden çok geliyordu. Bu pandemi döneminden sonra gelmiyorlardı. Fakat talebeler, yani ufak şeyler bile, yani ilkokul talebeleri, üniversite talebeleri geliyordular. Ama şey, kısıtlama var. Pek şey olmuyor, gelmiyorlar. Geliyordular yani, memnunuz, bizi memnun ediyordular, geliyordular, Geliyordular. sohbet Sağ ediyorduk olun, gidiyordunuz. tabi. Peki canım, Şimdi onu hepsi için demek değil, aile terbiyesi ilk önce. Okulda öğretmenini, evde anasını babasını örnek alır. Ne görüyorsa onu taklit eder gençlik. İşte ne kadar büyükler örnek olursa onlara, o kadar iyi oluyor yani. Var şimdi gelip gidenler içerisinde hepsi hürmetkar, saygılı talebeler olsun yani. Onlar da şimdi üniversiteyi bitiriyor mesela. Saygı görüyoruz yani. Biz de büyüklere daha mesela şey olarak pek fazla söz hakkımız yoktu. Yani dinlemekle yetinirdik ama şimdi öyle değil. Zaten olmaması da gerekir. Onun da fikirlerini almak, görüşlerini şey yapmak. Yani bir baba bazen şöyle bir durum oluyor. İlla sen bu işi yapacaksın. O da talebe ama başka bir işi seviyor. Onu olmak. Yani çok da sıkmamak gerekiyor. Gençlere tavsiyem büyüklerinin laflarından çıkmasınlar. Hocamızın dediği gibi bol bol kitap okusunlar. Müzikle, sporla ilgilensinler. Gençliğinin kıymetini bilsinler. Biz geldik gidiyoruz. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani ya demir ya şimdi anlatayım size. Ya bakın. Ya çamaşırların o kadar güzel yıkanıp ütülenip geliyor. Ya çorapların bile ütüleniyor yani. Çok güzel gerçekten. Ha, herkesin çamaşırları ayrı ayrı. Hep yani öyle birden senin benim çamaşırımı birden makineye koymuyorlar. Herkes ayrı ayrı çamaşırı makinede güzel temizlenip odana geliyor. Odan her gün temizleniyor. Odan şeyin yatağın çarşafları her şeyi değişiyor. Çok güzel. Gerçekten bakayım çok güzel ya. Müdürlerimizden de Allah razı olsun. Çok memnunuz onlardan. İl müdürümüz olsun. Köşk huzur müdürümüz, müdürlerimiz olsun. Yani ne bileyim, arkadaşlığımız da çok güzel burada. Muhabbet ediyoruz. Çay ocağımız vardır aşağıda. Muhabbet ediyoruz. Koğuşlarda bir şey olduğu zaman işte ben Mehmet abiyle çok samimiyiz, abiyle beraber telefon ederim ona, işte maç var, o var, o var, gel seyredelim yukarıya falan. Çok seyrederim böyle ama yok, değer verilmiyor, gerçekten verilmiyor, samimi söylüyorum, verilmiyor değer. Ya Yok, günün anlamı, yok, önemi yok. yok, yok. Yani burada köşk huzur, yani huzur evlerinde ihtiyarlar vardır. Yani gidelim bunları haftada bir sefer ya 15 günde bir sefer gidelim ziyaret edelim. Yani gençlerimizde böyle bir şey yok. Yok, gerçekten yok yani. Görmedik yani. Ben 68 yaşındayım. Görmedim yani. Duymadık. Yani bir o var yani, evet. Valla ne söyleyeyim. Devletimize Allah bize var vermesin. Devlet, bu devlet bizimdir. Devletsiz olmaz. Gerçekten olmaz. Bu devlete yani ne bileyim yani arkadaş, yani bazı insanlar böyle hor görüyorlar devletimizi. Ona çok üzülüyoruz. 5,5 yıl oldu buraya geleli. Bursa Huzur Evi'nden emekliyim kendim. Siz de huzur Ama evinizde. burayı istedim ben. Bursa'da il müdürümüz dedi ki, Rabia'm dedi, huzur evi çok güzeldi Trabzon'da. Seni oraya yollayalım mı dedi. Yollayın dedim. Ama ben çok memnunum. Burada herkesten çok memnunum. Hepsi, çalışanlarımız olsun, yani yaşlılar olsun, biz hepsiyle çok güzel geçiniyoruz. Hiç kimseyle bir zorunumuz yok yani. Anladım. Yani dört dörtlük şartlarınız Ya tabii ben canım. çok memnunum yemeklerinden olsun. Yani rahatız, banyomuz öyle, çamaşırlarımız öyle yıkanıyor, ütüleniyor, geliyor. Her şeyimiz yani dört dörtlük, için nasıl yalan söyleyeyim ki? Ya şimdiki yaşlılara pek saygı yok, bak söyleyeyim gerçekten. Eskiden bizler de yaşlılara çok saygı vardı. Biz yaşlıların önünden geçmezdik. İzinsiz bir yere gitmezdik. Bizim zamanımızda öyleydi ama şimdikiler öyle değil. Şimdikiler anne baba saygısı hiç yok.
Yani onlara diyorum ki anne baba saygısını gösterin. Yarın siz de yaşlanacaksınız. Senin evlatların da sana yapacak aynısını. Öyle değil mi? Ki gençler tavsiyeden almıyor ki. Ne söyleyebiliriz ki gençlere şimdi gerçekten? 25 yıl KTÜ'nün tıp fakültesinde çalıştım. Halihazırda emekliyim. Emekli doktor yüzbaşı. Sorunlarımız yok. Bir sorunumuz var ki o da sorunlarımızın olmamasıdır. Anladın değil mi? Sorunsuz olmaz değil mi? Evet. Kor dediniz de şimdi ben Türkiye'deki ben şimdi gençliğimde doktorluk vazifesine atandığım andan itibaren aşağı yukarı tüm Avrupa'yı gezdim. Yani Doğu bloku biliyorsunuz o zaman sosyalist ülkelerdi ya. Çok daha güçlüydü Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği'nin de kocaman dünyanın en büyük bir devleti olduğunu biliyorsunuz. Yani köşeden köşeye köşeden yani gezmediğim yer bırakmadım. Doğu Almanya'yı gezdim. O zaman Doğu Almanya. Deutsche Demokratische Republik biliyorsunuz değil mi? Birleşmeden önce orayı gezdim. Dresden'i gördüm, Berlin'i gördüm, Yugoslavya'yı gördüm, Bulgaristan'ı gördüm, Romanya'yı gezdim. Anlatabildim mi? Yani halihazırda o Baltık Cumhuriyetleri var ya, oralarda kongrelere falan katıldım ve bir şeyin farkındayım. Türkiye'deki kadar yaşlılara saygı hiçbir yerde görmedim. Türkiye gerçekten de harika bir devletti bu açıdan. Büyüklere büyüklere bir de şimdi Sovyet sistemini de gördüm. Yani bakın şimdi bu 20 yıldır Putin ülke başında. Diktatör olduğunu herkes biliyor. Siz gazetecisiniz çok iyi biliyorsunuz. Şimdi Ukrayna'ya boş yere, sebepsiz yere savaş ilan etti ve hali hazırda yani en kısa zaman içerisinde tamamıyla işgal etmeyi düşünüyordu adam. Ama bazı sorunlar çıktı. Anladın değil mi? Şimdi Sovyet sistemi çok katlar bir sistemdi. Genellikle Sovyetlerde de çok yaygındır bu huzur evleri çok yaygındır. Ama adamlar yaşlıların sorunlarını çok değişik şekilde çözüyor. Yani şöyle zaman zaman tüm Sovyetlerde şöyle huzur evlerinde yangın çıkarıyorlar adamlar. Bilmiyorum siz gazeteci olduğunuz için daha iyi biliyorsunuz. Böylelikle yaşlılar sorununu kökünden halletmiş oluyorlar. Anladın mı? Şimdi bununla yanı sıra biz yani hali hazırda Türkiye benim vatanım. Değil mi? 91'den itibaren benim vatanım. Evet. Türkiye'deki kadar yani yaşlılara ilgi, saygı, sevgiyi ben hiçbir yerde görmedim.